Evet arkadaşlar, faktöriyel konusu ardışık sayıların, doğal sayıların devamı aslında. Şöyle ki diğer tarafta biz ardışık doğal sayılarda 1, 2, 3, 4, 5'i topluyorduk. Burada da çarpacağız. Yani n faktöriyelin tanımı birden n doğal sayısına kadar olan sayıların çarpımı. İşte 5 faktöriyeli biz 5, 4, 3, 2, 1 gibi yazabiliriz. 4 faktöriyeli 4, 3, 2, 1 gibi 3 faktöriyeli 3, 2 şeklinde yazıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz bir şey var. 0 faktöriyel 1 olarak kabul ediliyor. Burada bununla ilgili bir video hazırlamıştım ben. Birkaç daha farklı yaklaşım yapılabilir o videoya. Ben sadece kimsenin dikkatini çekmeyen bir konusuna dikkat çekmiştim. Şimdi devam edelim. Burada dikkatini çeken bir şey var. 7 faktöriyel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. 6 faktöriyel de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hocam şurası zaten o zaman ne aslında? Burası 6 faktöriyel. O zaman biz bunu genelleştirerek mesela 7 faktöriyeli biz 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabiliriz. Ya da 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabiliriz. Ya da 9 faktöriyeli istediğiniz gibi 9 çarpı 8 faktöriyel de yazabilirsiniz. Geriye doğru ardışık sayıların çarpımı olduğu için mesela 10 faktöriyel 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Zaten 10, 9, 8 yazdığınız anda bu 8'in içinde ne var zaten? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 var zaten. Dolayısıyla istediğiniz yere kadar geriye gidiyorsunuz. Durmak istediğiniz yerde duruyorsunuz. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Harfli ifadeler önemli. Mesela n artı 2 faktöriyeli. N artı 2 çarpı. N artı 2'den 1 çıkartırsanız, N artı 1, 1 çıkartırsanız, N 1 çıkartırsanız, N eksi 1, N eksi 2 diye yazarız. İstediğimiz yere faktöriyel koyabiliriz tabii buradan böyle geriye doğru gidiyor ya. Mesela N artı 2 çarpı, N artı 1 çarpı, N faktöriyel diyebiliriz istersek. İstersek bunu demeyiz, N eksi 1 çarpı diye geriye doğru gidebiliriz. Testlerde böyle bir soru var. Onu da çözeceğim sizin için. Şimdi önce basitten başlayalım. Şuna bakalım. 8 faktöriyel, 7 faktöriyel, 6 faktöriyel, 8 faktöriyel bölünmüş. Bunun çok çok benzeri çıkmış sorumuz var. Eski tarihli de olsa. Şimdi 8 faktöriyeli, 7 faktöriyel, 6 faktöriyel. Bunları açacağız geriye doğru da. Hocam nereye kadar açacağız ya da neye göre açacağız? Küçüğe göre açacağız arkadaşlar. 8 faktöriyel dediğimiz arkadaşımızı 8 çarpı 7 çarpı 6'ya kadar açtım. Faktöriyel koydum. Eksi 7 faktöriyel. 7 çarpı 6 faktöriyel. Eksi 6 faktöriyel. Bölü paydaya dikkat. 8 faktöriyel de 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazabiliriz. Paydayı en sonda yapabiliriz. Yukarıyı düzenledikten sonra da neye göre açmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Diyorum ki hocam kimler ortak? 6 faktöriyeller ortak. 6 faktöriyel parantezine aldık. Birinci gruptan ne geldi? 7 kere 8, 56. Buradan ne var zaten? 7 var. Yan tarafta ne var? Hiçbir şey kalmadı. Eksi 1 diyoruz. Bölü 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. 6 faktöriyel tak tak gitti çarpım durumunda olduğu için. Yukarıdan kaç kaldı? 48. Paydada 56 yazalım mı? Yazmayalım hocam. Neden yazmayalım? Sadeleştiriyordur kardeşim belki de. 8 de bunu sadeleştirirseniz 6 olur. 6 bölü 7 olarak olabiliriz. Devam. Peki. Peki harfli ifade olursa nasıl açacağız? Hemen bir tane yapalım. N artı 1 faktöriyel eksi N faktöriyel. 120 çarpı N'miş. Şimdi arkadaşlar n artı 1 faktöriyeli az önce dediğim gibi n artı 1 çarpı bir küçüğü ne yapar n artı 1'in? N eksi 1 değil n yapar. N artı 1'den 1 çıkartırsanız n yapar. N faktöriyel. Eksi n faktöriyel diye açılımı yaptım. 120 çarpı n oldu. Şimdi neden böyle yapıyorum? Dikkat edin küçük n olduğu için n'e göre. N parantezine alırsam bunları bakın n'ler ortak. N faktöriyel parantezine alırsam birinciden n artı 1. İkinciden de arada eksi olduğu için eksi ve hiçbir şey kalmadığı için eksi 1 yazdım. Evet 120 çarpı n geldi. Şurası n çarpı n faktöriyel oldu. Sağ tarafta 120 çarpı n var. Çarpmada n'ler gitti. 120 n faktöriyel. Kaç faktöriyel 120 idi?
5 faktöriyel. Yani 1, 2, 3 çarptım 6, 4 çarptım 24, 5 çarptım 120. Evet, 120'de buldum. O zaman 5 faktöriyelmiş diyebilirsiniz. Demek ki n de 5 faktöriyelmiş. Ya daha doğrusu 5'miş. Evet. Peki. Tamam. Hemen yeni nesil bir sorumuz bizi bekliyor. Burada devam edelim. Çok güzel. 2'den en çift doğal sayısına kadar olan tüm çift sayıların çarpımına çift faktöriyel denir. Bu sembol ile gösterilir diyor. Yani bu sembol yanına geldiği zaman sadece çiftler çarpılıyormuş. Evet, özel bir faktöriyel tanımlamış kendine göre. Yani ben bunu, bakın çok kafadan düşünen arkadaşlar vardır ama ben basit düşünüyorum. 120'den geriye doğru çift sayılar çarpılacak. 120, 118, 116 nokta 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 en küçük 2'ye kadar yazılır. Eksi 118 de şöyle 118 116 nokta nokta kaça kadar işte bütün neyleri kullanıyoruz? Çiftleri kullanıyoruz. 2'ye kadar. Devam. Bölü aşağıyı da açtım. 118 116 nokta 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 2'ye kadar açtım. Arkadaşlar bu metot çok önemli bizim için. Bu metoda ben işte somutlaştırma diyorum. Somutlaştırdığım zaman bir şey, yani burada bu nokta nokta yazıyorum filan, kafadan bazı şeyleri düşünmek daha kolay oluyor. Sonra ikinci metodum var burada. İkinci metodum da şu. Birbirine benzeyen ifadeler gördüğünüzde karmaşıklığı gidermek için buna bir isim verelim. Tamam. Buna bir isim verelim. Hepsinin aynı olan bir şeyler var mı buralarda? Var değil mi? Bak bunlar, bu kırmızı kutular aynı şeyler. Bunlara bir isim veriyorum. Ne diyelim bunlara mesela? Ne diyelim mesela? Mahmut diyelim mesela, değil mi? Bunlar Mahmut olsun. Tamam. Ne oldu? 120 Mahmut eksi Mahmut bölü Mahmut oldu. Şimdi Mahmut'tan Mahmut çıkarıp sıfır bulanlar yorumlarda yazsınlar, tamam. 120 Mahmut'tan bir Mahmut çıkartırsak kaç Mahmut kalır? 119 Mahmut. Mahmut'u bölersek Mahmutlar çarpım durumunda olduğu için gider. 119 bulunur. Bu metot bizim için çok önemli. Böyle birbirine benzer ifadeleri gruplandırmada. Buraya küçük bir not yapacağım. Başka konuyla ilgili, çarpanlar ayırma ile ilgili. Şöyle bir şey gelecek mesela. 2019 çarpı 2000 kaç olsun? 21 olsun. 2021 artı 4 mü olması gerekiyor? 1 mi olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Evet, böyle bir şey var diyelim ki. Bu çarpma işleminin sonucu nedir diye sorduğunda, daha doğrusu bu köklü ifadenin sonucu ne olduğu diye sorduğunda, ben 2019'a mesela A diyorum. Hocam ne alakası var? 2021'e de A artı 2 diyorum. Büyük bir ifadeyle uğraşmaktansa A çarpı A artı 2 artı 1 oluyor bu ifade. Bu da ne oluyor? A kare artı 2A artı 1 oluyor kökün içi. Dikkat edin. Bu nedir aslında? A artı 1'in karesidir hocam. Kare kare kök içerisi pozitif olduğu için direkt A artı 1 olarak çıkar. Evet, A nedir o zaman? 2019'a mı A demiştik? 2009 bir daha. Demek ki 2020 yapıyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani böyle büyük bir ifade gördüğünüzde bunu böyle şekilde düzenleyebilirsiniz. Gene faktöriyelle ilgili önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Yani faktöriyel aslında ardışık sayıların çarpımı. Çok çok böyle karmaşık bir ifade değil. Bu nokta nokta yazmaktan kurtulmak için icat edilmiş bir şey. O yüzden kafanız karıştığı yerde ne yapın biliyor musunuz? Nokta nokta diye yazın böyle. Buradan buraya kadar mesela, tamam mı? Nokta nokta en küçüğe kadar açın. Somutlaştırın onu. O zaman aklınıza daha iyi yatacaktır. Şimdi burada bir notumuz var. Aslında biliyoruz ama tekrar söyleyelim. Eksi 3'ün faktöriyel diye bir şey olmaz. Faktöriyel sadece doğal sayılarda tanımlıdır. Tamam, sadece doğal sayılarda tanımlıdır. Bunu söyleyince hemen bir şey görmenizi istiyorum. Yani bu bir tuzaklı bir soru. Ama bunu koymasak, bunu yapmasak da olmaz. Şimdi şu var, şu var. Dikkatinizi çekiyorum. A eksi 7 ile 7 eksi A. Bunlar birbirinin eksilisidir. Ya biri 2 ise birisi eksi 2. Birisi 3 ise birisi eksi 3. Ama hocam bak eksi olmuyor. Ya ama birinden biri eksi olacak.
Hayır. İkisinin de eksi olmadığı bir durum var. Bulanlar değil mi? Hemen şey yapabilir. Ama ben gene de söylüyorum. Şöyle. A eksi 7 sıfırdan büyük eşit olacak. 7 eksi A da sıfırdan büyük eşit olacak. Doğal sayıyoruz ya. A 7'den büyük olacak. Eşit de olabilir. A 7'den küçük olacak. Eşit de olabilir. 7 ile 7 arasında kim var sadece? Eşitlikte olduğu için. A 7'dir. Tekrar başka bir yerden anlatıyorum. Tamam mı? A 8 olsa ne olur? 8, 9, 10 olabilir değil mi buradan? Aşağı tarafa dikkat edin. Ama mesela 8 olursa aşağısı 7 eksi 8'den eksi 1 gelir. 8 olmaz hocam. Kaç olur? 6, 5, 4, 3 gibi 7'den küçük bir şeyler olacak. 7 de olabiliyor mu? 7 de olabiliyor. İki şartı da sağlayan kim var sadece? 7 var. Arkadaşlar A 7'dir. Şimdi birinci gruptaki örnekten çok çözmedik. Ondan buradan çözeceğiz. A 7 ise koyun. Ne oldu burası? 0 faktöriyel. 7 eksi 2, 5 faktöriyel. 7 eksi 3, 4 faktöriyel. 7 eksi 7, 0 faktöriyel. 0 faktöriyel 1 zaten. Çarpmada bir etkisi yok. 1 çarpı 5 faktöriyeli açmayın. 5 çarpı 4 faktöriyel yapalım. Hani açmayın dediğim 120 yapmayın yani. Bu 4 faktöriyel. Birler yazmıyorum ya, gerek yok yani, hani tamam mı? 4 faktöriyeller giderse geriye kaç kalıyor? 5 kalıyor. Tamam mı? C'yi bulduk. Şu ilk örnek birin ikisi diyelim. Birinci örneğe bir örnek daha yapalım. Mesela 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel gibi bir şey görürseniz mesela ne yapabilirsiniz? Tam sayı çıkması gerekmiyor gene. Şöyle bir siyah renk alalım. Bunları 9'u mesela 8'e göre açın. 9 çarpı 8 faktöriyel. Küçüğe göre açıyoruz. Eksi 8 faktöriyel bölü 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Hocam hepsini 6'ya göre açsaydık. Kardeşim büyük sayılar uğraşamazsınız, yapamazsınız ya da yorulursunuz. Boşunuza enerjinizi tüketmeyin. 8 faktöriyel parantezine aldığımda birinciden 9 geliyor, ikinciden hiçbir şey gelmiyor. 1. Ay aşağıya 6 faktöriyel parantezine aldığımda birinciden 7 geliyor, diğerinden hiçbir şey gelmiyor. 1. Artık bakın 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yapın. Düşünmesi daha kolay olacak. 9'dan 1 çıkarttım. 8. Şuradan 6 faktöriyel var. 7'den 1 çıkardım. 6. Ama gene sayıları kötü verdiğim için tabii gene çok güzel olmadı değil mi? Evet. Böyle bir işlem oldu. Bunun sonucunu hesaplayın artık. Tamam mı? Ya mantığını anlayın yeter şimdilik. Peki. Devam. Evet, bu soru işte mesela. Gene burada sıralama istiyor bizden. Faktöriyelin açılımı ile ilgili bir şey. Burayı bir saniye durun, bir çözmeye çalışın isterseniz ya da siz nasıl çözersiniz onun sorusunu kendinize arayın. Hemen hazır olmasın yani, böyle biraz düşünün, zorlayın kendinizi, ne yaparım ne yaparım, ama öyle yaparsam çok uzun çıkar, böyle yaparsam şöyle mi olur, kendiniz de tartışmayı da öğrenin. Ben bunu bir amele, yani tane tane yapayım, tamam mı? 5 faktöriyeli ne yazarsınız? Hocam 5, 4, 3, 2, 1. 9 faktöriyel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 faktöriyel. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 faktöriyel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İşte burada 7 faktöriyel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İşte burası ne 7 faktöriyeli? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Şimdi bunları böyle yazdım ya. Hangisi büyük, hangisi küçük derken, aa hocam şu 5'e kadar burası ortak zaten değil mi? Hepsinde bu sayılar geçiyor. Alt tarafta da hepsinde ilk 7'si mi geçiyor? Şöyle geçiyor, bunu düzgünce yazsaydık. 7'si geçiyor yan taraflarında. O zaman birinciden mesela ortak olmayan ne var diğerlerinden farklı olarak? 9 ve 8 var. İkincide ne var? İkincide ne var? 8 ile 6 var. Üçüncüde de şunlar var. O zaman bunları da yazarsak ne oluyor? 6 çarpı 8
Bu da işte 7 çarpı 6. 72, 6 kere 8, 48, 6 kere 7, 42 çarpı bir şeyler var yanlarında. Bu mantıktan en büyükleri A, sonra B, sonra C olabilir. Şimdi ben bunu bir de faktöriyelle göstereceğim. Faktöriyelle işte bak böyle uzun uzun 5, 4, 3, 1 yazmak yerine ki ben nokta nokta bırakarak hallettim onu. Yani şöyle yapabilirdim. A'yı bakın ilk grupta en küçük kim var? 5 var. İkinci grupta en küçük 7 var. Sütun sütun bakıyorum. 5 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel 9, 8, 7 faktöriyel diye açarım. B'yi 6 çarpı 5 faktöriyel 8 çarpı 7 faktöriyel diye açarım. C'yi 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel başka ne? Yan tarafta 7 faktöriyel diye açarım. Ondan sonra derim ki kardeşim bunlar ortak. Bunları hesaba katma. O zaman yukarıdan 9 kere 8 72, alttan 6 kere 8 48, 6 kere 7 42 gelir. Aynı şeyi yaptık aslında. Farkında mısınız? Bundan bahsediyorum. Yani istediğiniz yöntemle çözme şansına sahipsiniz. Peki, devam ediyoruz. A ve B pozitif tam sayıları için A faktöriyel bölü B faktöriyel 132 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? İki basamaklı sayılar olacak. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabileceğinizi düşündünüz mü? Yapma, o başka yöntemle de yapılabilir ama A faktöriyel eşittir 132 çarpı B faktöriyel. Bu haline de bakabilirsiniz. İlk haliyle de bakabilirsiniz. Ben bir şey dedim başından. Ardışık sayıların çarpımıydı faktöriyel. Ardışık sayılar, ardışık sayılar lazım o zaman. Ardışık sayılar. 132 ve ardışık sayılar. 132 hangi iki ardışık sayının çarpımı? Bunu düşünmek önemli. 132 hangi iki sayının çarpımı? Evet. 12 ile 11'i çarpsanıza ne yapar? 1, 2'yi ortaya yazıyoruz. 1 artı 2'yi de buraya yazıyoruz. 3 oluyor burası. 132 oluyor değil mi? Evet arkadaşlar 132 bunu bilmemiz gerekiyor. Artık bunu oluşturacağız. Yani denersiniz birkaç tane. 132 dediğim şey benim. 12 çarpı 11 çarpı B faktöriyel eşittir A faktöriyel olur. Aslında soru bitti. Bitti ama siz farkında değilsiniz sadece. O da şu. Mesela bir şey diyeceğim. Siz 10 faktöriyeli nasıl yazıyordunuz? 10, 9, 8 faktöriyel. Ya da 20 faktöriyeli ne diye yazıyorsunuz? 20, 19, 18 faktöriyel değil mi? 20, 19, 18 faktöriyel diye yazıyoruz. Peki ben şimdi bunun aynısını bunun için söyleyeceğim. Evet, biz bir şey yazmışız, A'yı yazmışız. 12, 11 ne olması gerekiyor burası? 10 faktöriyel olması gerekiyor. 12, 11, 10 faktöriyel kimin açılımı olur? 12'nin açılımı olur. 12 faktöriyel, 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyeldir. A 12'dir. B de 10'dur. Ardışık sayılar denk gelmesi gerekiyor. Başka türlü gelmez. Toplamları da 22. Tabii iki basamaklı dediği için böyle. Evet. Şimdi x'i iki basamaklı bir sayıdır. Çarpanlarından biri iki basamaklı en büyük doğal sayı olduğuna göre. Çarpan kelimesini incelemenizi istiyorum sizden. Çarpan demek aynı zamanda bölen demek. Bakın hep aynı örneği veriyorum. 45, 9 kere 5 ya. Mesela 45'in çarpanlarından birisi 9'dur. Ama bak 45'in çarpanlarından birisi 9'u da parçalasınıza 3, 3, 5 diye. 45'in çarpanlarından birisi 3'tür. 3 bir çarpanıdır. 15 de bir çarpanıdır. Çünkü 3 kere 5, 15 de üretebilirim. Ha, içindeki bu en küçük parçalara ayırıyorum. Buna biz asal sayılar diyeceğiz değil mi? Asal çarpanlarını ayırma diyeceğiz filan. Buradan bir şeyler yapacağız zaten. Bu en içindeki asal sayılardan işte ya da parçalardan ne oluşturabiliyor? Mesela 90. 90'ın çarpanı mesela 2 bir çarpanıdır. 10 da bir çarpanıdır, tamam mı? Çünkü bunun içinde 3, 3, 5, 2 diye parçalarsanız bunu değil mi? 3 kere 3, 9. 9 kere 5, 45 çarpı 2 gibi.
Bunların hepsini üretebiliriz. Şimdi buradan dönelim bizim faktöriyele. Çarpanlarından biri iki basamaklı en büyük doğal sayı. İki basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? 99'dur. Bunun çarpanlarından birisi 99'muş. Hemen aklıma şu geldi. X'ye 99 olamaz mı? 99 faktöriyelden mesela, değil mi? 99, 98 var içinde bak işte. Ama birisi dedi ki hocam dedi tamam o doğru söylüyorsun ama en küçük diyor. Demek ki başka şeyler de olabiliyor. Mesela kim olabiliyor? 99'u nasıl üretebiliriz? En elverişli olarak. Hocam 33'e 3 yapsak. 33 faktöriyel olması gerekecek. Hayır 33'ü de bölebiliriz. Ne yaparız yani? 3, 3, 9 değil mi? 11 yaparız. 11'i bölebiliyoruz mu daha fazla? 11 asal sayıya. 11'i daha küçük parçaya bölemezsiniz. Dolayısıyla içinde mutlaka 11 yer alması gerek. 11 yer alan kim var? 12 faktöriyel dedim. 12, 11. Hocam bak gene 11 faktöriyel yapsana değil mi? 11, 10, 9, 8 diye gidiyor ya bu. Hocam 11 var. 9 var. Bu ikisini birleştirip 99 üretebiliriz. 11 faktöriyelin çarpanlarından birisi 99'dur. O zaman biz x, y'yi 11 seçmek istiyoruz. 1, 1 daha x artı y kaç yapıyor? 2 yapıyor diyebiliriz. Şimdi bu bağlamda hemen bir sonraki soruyu bağlayacağım buraya. Hangisiyle tam bölünemez? Yani çarpanı değildir diyor. Az önceki sorunun tersi değil mi? Çarpanı değildir. Hemen bakın bu çok standart. Bunu defalarca yapacağız her yerde. 15 faktöriyeli nasıl açıyoruz? 15 çarpı 14 faktöriyel eksi 7 çarpı 14 faktöriyel. İki tarafta da ortak kim var? 14 faktöriyeller ortak değil mi? 14 faktöriyel parantezinde 15 eksi 7. 15 eksi 7 kaç yapıyor? 8 mi yapıyor? 8 çarpı 14 faktöriyel. Şimdi 8 çarpı 14 faktöriyelde 14, 13, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8 gidiyor işte ya hepsini değil mi? Hangisiyle tam bölünemez? 7 ile bölünür mü? İçinde 7 var mı? 7 var. Hatta 14'ün içinde de bu 7 çarpı 2 ya. 7'ye bölünür. Hatta 49'a bile bölünür. 2 tane 7 var içinde. 13 var mı? 13 asal önemli. 13 var. Bizzat yer alması gerekiyor. 21. 21 yok. Hemen birisi itiraz etti. Hocam 21 yok ama 7 ve 3'ü çarparsan 21 yapar. Bunun içinde 7 de var, 3 de var. Bu ikisinin çarpımından 21 elde ederiz. 36 var mı? 36 yok. 6'ya 6 filan diyediler. Hocam bir tane 6 var ama filan. Hemen bir akıllı arkadaşımız dedi ki hocam 9'a 4. 9 da var. Yazayım mı illa? 4 de var diyor. 9 da var diyor. 4 kere 9 36 yaparız. 38 neden yok? Hadi her şey var da o neden yok? O da şundan dolayı yok arkadaşlar. 38 dediğimiz kardeşimiz maalesef 19 çarpı 2 diye yazılabildiği için 19 aslında 19 çarpı 2 olduğu için ve burada 19 asal sayı olduğu için 19'u başka hiçbir şeyle üretemeyiz. 19 çok hani üretilmesi mümkün değil çarpan şeklinde. Sadece 19 çarpı 1 diye yazılabilir ve bu sayılara biz asal sayı diyoruz. 19 var mı burada hiçbir yerde? Yok. Herhangi iki şeyi çarparak üretebilir miyiz? Üretemeyiz. O yüzden 38'e bölünmez diyeceğiz. Peki devam edelim mi? Şimdi burada da yani mesela az önce dedim ya 45'i dedim işte tamam arkadaş 3 3 5 diye yazarız işte buradan 15 elde ederiz 9 elde ederiz filan. Tamam da hani mesela işte böyle şu sağ tarafa dikkat edin. Kaç tane 2 var kaç tane 3 var hani 45'i parçalıyoruz. 6 faktöriyeli 7 faktöriyeli nasıl yapacağız gibi bir şey karşımıza çıkıyor. Ya da burada asal çarpanlarını ayır diyor. Hadi bu küçük. Bunu tamam. Bak mesela bunu ne yapalım? 8 faktöriyel, 6 faktöriyel var. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yapalım. Eksi 6 çarpı 6 faktöriyel yapalım. Oradan sonra da diyelim ki bu 6 faktöriyeller ortak mı? Ortak. İşte 8 kere 7
56 6 faktöriyel parantezini alırsak birinci taraftan 56, ikinci taraftan 6 gelir. Bu da ne yaptı? 6 faktöriyel çarpı 50 yaptı. Şimdi bunu işte az önce şu yaptığım gibi 3, 3, 5 gibi açarsam bakın 6 ne oldu? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yazmama gerek yok ama 50 var. Şimdi bunları da küçük parçalara, en küçük bölebileceğim parçalara bölersem 6'yı 3'e 2, 5, 4'ü 2'ye 2, 3'ü zaten 3, 2, 2, 1, 1 gerek yok gene yazdık her defasında ama olsun. 50'yi de 2 çarpı 25 oluyor. O da 5 çarpı 5 diye parçalarsam. Bakın ne oldu? 2'den kaç tane var? 2'den say. 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5. 3'ten kaç tane var? 1, 2. 3 üzeri 2. 5'ten kaç tane var? 5'ten 1, 2, 3 tane de 5'ten var. O zaman 2 üzeri A demek 5'miş. B demek 2'ymiş. C demek ki 3'müş. Toplamlarını soruyor. 10 yapar. Tamam. Gene bunu bu şekilde parçalayabiliriz. Parça parça. Hadi 6 faktöriyel küçük böyle yaptık. Peki bakın bir sonraki soruda 23 faktöriyeli nasıl ayıracağız? 23 faktöriyel sadece 2'ye sormuşlar. 23 faktöriyeli nasıl ayıracağız? Bunun için bir sistem var. O da şu. 23 faktörün içindeki ikileri bulmak istiyoruz. Yani şöyle yazmak zorunda değilsiniz. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 1 filan deyip böyle. Tamam. Bunları tek tek yazıp hocam bu 2, bu 2 çarpı 2, işte 5, 6 var. 6'yı 3 çarpı 2. Buradan bir tane 2 geliyor. Buradan geliyor filan gibi yapmak yerine direkt söylüyorum. Yöntem şu. 2'ye bölüyoruz. Kaç oldu? 11. Bir daha 2'ye bölüyoruz. 10. Bir daha 2'ye bölüyoruz. Bölünmeyesiye kadar bir daha bölüyoruz. Sonra bunları topluyoruz. 3, 8 toplamları kaç yaptı? 19 yaptı. Tamam mı? 11, 5, 2, 1, 8, 19 yaptı. En çok 19. Yani 19'dan küçük bir şey de olabilir. Doğal sayı olduğu sürece. Tamam. Burada dikkat edeceğimiz olay bu. Yani burada aslında şöyle ikili ikili gruplandırıyoruz. Tamam mı? Sonra bir daha ikili gruplandırıyoruz. Gibi bir şey gidiyor. Çok lazım değişimlik. Peki. Hocam okeyiz. Hadi. 27 faktöriyel eşittir. 6 üzeri x çarpı y oldu bu. Şimdi arkadaşlar 6 üzeri x dediğimiz adam asal sayı değil 6. 6 da bunu yapamazsınız. Az önceki yöntem sadece asal sayılarda çalışıyor. Onun ispatı ile ilgili de bir video çekeyim. Hatırlatın ama bir yorumlara yazın onu da. 6'yı 3'e 2 diye yazabilirim. Asal çarpanlarını ayırırım. 6, 3, 2. 3'e mi bakacağım, 2'ye mi bakacağım? Büyük olana bakıyorum. Çünkü 3 daha nadir görülüyor. Tamam. Daha nadir görülüyormuş. Yani 27'yi kaça böldüm? 3'e böldüm. 9. Bir daha 3'e böldüm. 3. Bir daha 3'e böldüm. 1. Hepsini toplarsanız kaç yapıyor? 13 yapıyor. Hocam neden işte? Hadi burada atlayın diyeceğim ama 2'ye bölelim. Kaç yapıyor? 26 olsa 13. 2'ye böl 6 olsa 12. 2'ye böl 3. 2'ye böl 1. Kaç tane? 9, 10, 23 tane 2 var. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2. Kaç tane 3 vardı? Yani sırf merakınız gitsin. 13 tane. Tık, 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 tık. 13 tane burada şey 3 diyor mu bunlar? 3 var. 13 tane de 3 var. Şu arada bir sürü daha 2'ler var. 2'ler daha fazla ya. Kardeşim 6 için bize ne lazım? Buradan bir tane 6 geldi. Buradan bir tane 6 geldi. Buradan bir tane 6 geldi. 6 geldi. 6 geldi. 6, 6. Evet 6 geldi. 2'ler pardon 3'ler bitince ne yapacaksınız? 13 tane 3 var ya. Nasıl 6 yapmayı planlıyoruz? Bütün 3'leri kullanıyorum. Yani 6'nın içindeki 3'ü de 9'un içindeki 3'ü de bütün 3'leri kullanmış oluyorum. Toplam 13 tane var ya. 3'ler bitince ne yapacaksınız? 6 yapamazsınız zaten. O yüzden az olana bakacağız. Mesela 13 kilogram un var. 23 kilogram şeker var. 1 kilogram un, 1 kilogram şekerle bir tarif var. Tamam. Bir tarif. Bu tariften kaç tane yapabilirsiniz?
13 tane yapabilirsiniz. Un bittiği anda istediği kadar şeker olsun, o tarifi yapamaz. Evet. Şimdi çok güzel, bunu yeni nesil soruya basmış. Sarı, mavi, mor, yeşil lambalar bulunan pano verilmiştir. Yazan sayı bilgisayarda yazılan sayıya tam bölerse yanmakta, tam bölmezse yanmamaktadır. 10 faktöriyel yazın. Yani bunlar ne diyor aslında? Düz bak çok. 10 faktöriyel hangi lamba hangi sayılara bölünür diye soruyor. Şimdi az önceki sorudan önceki sorudan önceki soruda, tamam mı? İşte 38'e miydi bölünmüyor çıkmış diye, işte 7'ye bölünüyor, 21'e bölünüyor filan gibi. Ya o sayıları elde etmek kolay, 21, 7 filan. Ama burada 2 üzeri 4, 2 üzeri 7, 3 üzeri 5, 3 üzeri 3 var ya. O zaman şöyle yapacağım. Onun içinde kim var burada tabii? 2 ve 3'ü arıyorum, tamam mı? 2 ve 3'ü arıyorum. O yüzden onu bir 3'e bölelim isterseniz. 3 kere 3, 9. Bu 6 gibi değil. Bakın kafanız karışmasın. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı 3 ve 2'ye. Tamam mı? 4 tane durum var çünkü orada. 3 kere 3, 9. Bir daha 3'e böldüm. 1, 4. Aslında 10 faktöriyel 3 üzeri 4 çarpı, az önce vardı ya 6 faktöriyelli bir şeydi, paranteze almıştık. Oradaki sorunun mantığına döndü. 3 üzeri 4, onu 2'ye böldünüz. 2 kere 5 10, bir daha 2'ye böldünüz. 2 kere 2 4, bir daha 2'ye böldünüz. 1 kaç oldu? 7 8. 2 üzeri 8, işte 5 üzeri, onları yazayım mı? Yani gerek var mı? Gerek yok. Bize sadece bunlar lazım. 2 ve 3'ler lazım. Mesela 2 üzeri 8 var ya 10 faktöriyelin içinde. 2 üzeri 4'e bölünür. 2 üzeri 7'ye de bölünür. 8 bunlardan fazla. Tamam, mesela 2 üzeri 8, mesela 2 üzeri 3 varsa içinde 2 üzeri 2'ye bölünür gibi. Yani aradaki büyük olan küçük olana bölünür. Böyle düşünebiliriz düz. Şimdi 3 üzeri 5 var, 3 üzeri 3 var. Elimde ne var? 3 üzeri 4 var. 3 üzeri 3'e bölünür. 3 üzeri 4'ü mesela 3 üzeri 3'e bölersiniz. Ne kalır? 3 üzeri 1 kalır. Ama 3 üzeri 4'ü 3 üzeri 5'e bölerseniz 1 bölü 3 kalır. Yani bölünmez yani. Tamam mı? Dolayısıyla ne olacak o zaman? Sarı, mor, şu da ne? Yeşil mi? Olarak yapacağız. Evet. Bu 2 üzeri 3 üzeri 4, 4 tane 3 var elimde. 5 taneye bölemem. Bitiyor yani. Elimdeki ürün tükeniyor. Anladınız mı? Evet. Geliyor bunun devamı şimdi. Sondan kaç basamağı filan sıfırdır sorularında. Bir defa şunu okuyalım soruyu. X'ye 2 basamaklı rakamları farklı en büyük tek doğal sayı. 97'dir zaten X'ye. Rakamları farklı en büyük tek doğal sayı. 99 değil. Rakamları aynı. 97. Şimdi 97'nin sondan kaç, 97 faktöriyeli sondan kaç basamağı sıfırdır diyor ya. Sondan sıfır. Bakın sebebini çok aslında girip kafanızda karıştırmak istemiyorum ama çok direkt de ezbere de gitmek de sevmiyorum. İşte mesela 7 çarpı 10 üzeri 3 nedir? 7, 1, 2, 3, 0'dır. Sondaki sıfırları kim belirliyor? 10 üzeri bir şey belirliyor. Aslında bana şunu soruyor. Bu 10 üzeri en eşittir 10 üzeri n çarpı n mesela işte. En çok nedir diye soruyor aslında. Az önceki sorunun aynısı. Onu da 5'e 2 gibi düşünebiliriz. Ya da bu kısmı direkt geçip hocam biz bunu kitapta 5'e bölüyoruz diye okuduk. O zaman 5'e böleceğiz deyip geçebilirsiniz. 97'yi 5'e bölerseniz kaç? 19. 5'e bölersek 3 kere 5 15 oluyor. 19. 3 daha 22 yapıyoruz. Tertemiz. Böyle yapınca bunlar da böyle yapıyoruz deyince o hocam çok iyi anladım. Evet. Unutmayın da. Tamam mı? Şu mantık. Yani bazı şeyleri arkadaşlar yanlış anlamayın. Hocaları anlatırken ben zorlanıyorum. Kaldı ki öğrenciye anlatmak çok daha zor. O zaman bazı şeyler az önce hani ikiye bölüp duruyoruz ya hiç durmadan. Onu mesela hocalara anlatırken zorlanıyorum. O yüzden size de onu çok fazla detaylandırmak istemedim. Peki 10 faktöriyel var, 15 faktöriyel var. Sondan kaç basamağı sıfırdır? Arkadaşlar çarpımda ne yapılır? Bak buraya da mesela ezbere şöyle bir şey yapabiliriz. Not deriz. A faktöriyel B faktöriyel çarpılıyorsa bunun sondan sıfır sayısıyla bunun sondan sıfır sayısı toplanır. Hatta bunları büyük A yapayım.
A faktöriyel, B faktöriyel olsun. Çarpılıyorsa A artı B sıfır sayıları toplanır. A faktöriyel artı B faktöriyel yapılıyorsa, bunların sondan sıfır sayıları eşit değilse, büyük olan değil küçük olan alınır. A faktöriyel bölü B faktöriyel yapılıyorsa, tabi burada A'nın daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Tamam, o zaman da A eksi B sondan sıfır sayıları çıkartılır diyebiliriz. Ezbere yapabilirsiniz böyle ama ben mantığını da vereceğim. 10 faktöriyeli 10'u 5'e bölerseniz kaç? 2. 15'i 5'e bölerseniz 3 direkt. Bunun sondan 3 basamağı, bunun 2 basamağı 0. Bakın siz mesela 100 ile 1000'i çarptığınızda ya da 21.000 ile 300'ü çarpalım mesela. Ne yapıyorsunuz? 21 ile 3'ü çarpıyorum ben. 63. 1, 2, 3 buradan, 2 de buradan. Kaç sıfır oldu sondan? 5. 3, 2 daha 5. O zaman ne yaparız? 2, 3 daha sıfır sayılarını toplarız. 5 buluruz. Bursa'yı işaretleriz. Tamam, çarpınca toplanıyor. Burayı birazcık daha kafası karışık yani şey yapan arkadaşlar için 10 üzeri n, 10 üzeri m bunlar. Çarparsanız ne olur? 10 üzeri m artı n olur. Tık deyip geçiyorum. Bu kadarcık. Çok detaya girmiyorum. Şimdi 60 faktöriyel 25 faktöriyel. Tamam. Buradan hemen 60 faktöriyel 25 faktöriyel var ya. 60'ın sondan kaç basamağı 0? 5, 12, 5, 2 mi? 14 basamağı 0. Bu 0, 0, 0, 0, 14 tane 0 olan bir sayı. Burası da işte A, B, C. Tamam. Kaç tane 0 olan? 14 tane 0 olan bir sayı. Neyse, alt tarafında da 25'i 5'e bölsek. 5 bir daha 5'e bölünüyor. Oraya dikkat, 6. Bu da sondan 6 basamağı 0 olan bir sayı. Şimdi bakın dikkat edin. Burası hani 6 basamağı 0 ya. Bunun 14 basamağı 0. Bu 0'la bu 0 gidecek. Bu 0'la bu 0. Bu 0'la bu 0 gidecek. Yani aslında ne yapmış olacağız? Az önce ezbere gibi söylediğim şey. Çıkartma yapacağız. 14'ten 6 çıkarın. 8 olur. Az önce burayı çok detaylandırmayacağım taraftan yapan arkadaşlar için. Onu sadece bilenler için değil mi? 10 üzeri 14. 10 üzeri kaç var? 6 var. Çıkartırsanız 10 üzeri 8 olur. Sondan 8 basamak. Peki. Devam. Evet. Az önceki soruya bir ekleme yapmak istiyorum ben. Eğer şöyle olsaydı. 60 faktöriyel artı 25 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0 deseydi. Bunun kaç? Ne dedik? Bunu 6 dedik. Bunun kaç basamağı? 14 basamağı 0. Mesela bak 1, 2, 3 basamağı 0 olan bir sayıyla. 43 olsun. 2 basamağı 0. 7, 17 olsun. Tamam burası. Evet. Böyle bir şeyi topladığınızda 0'la 0 denk gelirse, 0'la 0 denk gelirse 0 gelir. O yüzden burada bak 0'la sayı denk geldi, bozuldu. Az olana bakmamız yeterlidir. Sondan 6 basamağı 0 yapar diyebiliriz. Tamam, az olan. Ama hocam burada sıfır sayıları eşit. Nereden biliyorsun? Belki sıfır sayıları eşit ya. Sayıya sayı denk geliyor direkt. Hani sıfırlar alt alta gidiyor. Burada 3, burada 7 olursa bir sıfır daha gelebilir. Hatta onun sıfır elde var 1. 4'e 5 olur. 9, bir daha bir sıfır daha gelebilir mesela. Bunu kim bilir? Who knows, değil mi? Peki işte who knows'u halletmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Bunlar genelde ardışık sayılarda bu tür durumlar gelecek. Ardışık faktöriyellerde 45'ten önceki iki tanesi yani 44, 43 ya da 50'den önce iki tanesi 49, 48'de gelir. Yani çok o kadar şey yapmayın. Sadece bunları ortak paranteze alırsanız ne gelecek? 44 faktöriyel. 44 faktöriyel değil. Bunu 44 çarpı 43 faktöriyel diye açarsak diğeri de 43 faktöriyel. 43 faktöriyel ortak parantezine alırsanız 44 artı 1 geliyor mu? Alıştınız mı buna artık? Tamam, bu 40, 43 faktöriyel ortak parantezi alınca buradan 44, buradan da hiçbir şey kalmayınca bir tane 1 yazıyoruz. 43 faktöriyel çarpı 45. Şimdi biz 5 çarpanlarını arıyoruz ya. 43'ü 5'e bölüyoruz. 8 kere 5, 5'e böldük. Bir defa mı? 9 tane. Burada 9 tane var. 45'te de
9 çarpı 5, hani 6 faktöriyelli soruda hepsini yan yana yazdım ya. Bak, o çok çok güzel bir referans. Yani olayın temelini anlatıyor. 6'ya kadarki sayılar. Burada da bir tane 5 var mı? Bir tane 5 var. Bir tane 5 çarpanı var. Hocam 9 tane 5 var. Kardeşim 9 tane 5'i toplarsan biz çarpım istiyoruz, tamam mı? Yani dolayısıyla bir tane 9 tane daha kaç tane var? 10 tane var, tamam mı? Bundan bir tane daha ben yapacağım. Benim en sevdiğim 23 faktöriyel artı 24 faktöriyel. Yıldız. 23 faktöriyel artı 24 çarpı 23 faktöriyel yapıyorum. 23 faktöriyel ortak parantezinde 1 artı 24. 25 çarpı 23 faktöriyel. Şundan dolayı ben bunu seviyorum. Birazcık daha fazladan olarak. Şundan dolayı 23'ü 5'e bölüyorum. 4, okey, burada bir sıkıntı yok. Burası 4 tane 5 çarpanı var. Bu 5 çarpı 5, yani kaç tane 5 var burada yan yana? 2 tane var. 4, 2 daha. 6 tane var. Yani 23 faktörünün içindeki 5 çarpanları var. Çok basit düşünün ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam mı? 21, 22, 23 çarpılıyor ya. Nerede var 5? 1, 2, 3, 4 tane var. Tamam, 5 bunları hani 5 çarpı 3 diye ayırdığında bunu, işte 5 çarpı 4 diye ayırdığında bunu, 5 çarpı 2 diye ayırdığında. Buradan bile sayabilirsiniz yani. Burada sıkıntı şu işte. Tamam, sıkıntı şu. Bu mesela 43 faktöriyelde 1, 5, okey. 1, 5, 10. 15, 20. Dikkat edin, 25'te kaç tane 5 çarpanı var? 2 tane. O yüzden bozuluyor. Böyle bir sistem yapmamız gerek. Evet. Faktöriyelle ilgili son bir şey söyleyeyim. Küçük bir şey. Bu soruların hepsine şunu ekleyebilirsiniz. Tamam, hepsine değil, şuna, şunlara filan mesela. Mesela diyor ki 10 faktöriyel çarpı 15 faktöriyel eksi 1'in sondan kaç basamağı sıfırdır? Basamağı pardon 9'dur. Tamam. Bu şu anlama geliyor. Sondan kaç basamağı 9'dur dediğimiz zaman. Mesela 100'ün eksi 1 yaparsak sondan kaç basamağı 9 olur? 2 olur. 2, 7, 0, 0 işte bir daha 0 atalım. Bir daha 0 atalım. Eksi 1 yaparsak ne gelecek? 9, 9, 9, 9 gelecek. Kaç tane sıfır varsa o kadar 9 olacak son basamak. O yüzden burada sondan kaç basamağı sıfırdı? 5 basamağı sıfırdı. O zaman buradan 5 basamağı 9 olacak eksi 1 yapınca. Sıfırlar neye dönüşüyor? 9'a dönüşüyor eksi 1 yapınca. Tabii daha çok soru bulabiliriz, yapabiliriz yani aslında, ama biraz da size mi havale ediyor? Şimdi asal sayıları yapacağız ama aralarında asal sayılar da var. Şuradan bir tane faktöriyel sorusu mu yapsak acaba? Yapmasak. Kallavi sayılar. Oo, Mersen asalı. Tamam mı? Evet. Evet, şunu yapalım. Dördüncü soruyor. Harfli ifade. Çok güzel. Testleri de çok güzel. Testlerin çözüm videoları da var arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. N artı 1 faktöriyel var. N eksi 1 faktöriyel var. Küçük olan N eksi 1'e kadar açacağız. N artı 1'i N eksi 1'e kadar açarsanız. N artı 1 çarpı. Bir küçüğü n artı birden bir çıkar, n çarpı bir küçüğü n eksi bir. Arkadaşlar ardışık sayılarda yaptığınızı yapın Allah aşkına. N artı bir n eksi bir işte. Birer birer küçültüyoruz. Bu, ama buraya faktöriyel koyalım artık küçükte. Eksi n eksi bir faktöriyel. Bölü n kare artı n eksi bir. Bu payda hiçbir şey yapamadığınızın farkındayım. Hiçbir şey yapamıyorsanız belki de yapılmayacaktır. Şunlar ortak. Buraya hemen not düşüyorum. Bakın abartmamak için. Burası ne oldu? N kare artı n oldu mu burası? Şunları çarparsanız. N'i içeri dağıtıyoruz. N kare n. N eksi 1 faktöriyel parantezini aldığınızda birinci taraftan n kare artı n geldi. Yan taraftan arada eksi var. Hiçbir şey kalmadığı için eksi 1 geldi. Bölü n kare artı n eksi 1. Dikkat, ne oldu? Şöyle grup halinde olduğu için. Tak tak gitti. Ne kaldı geriye? N eksi 1 faktöriyel. N eksi 1 faktöriyel 120'ymiş. N eksi 1 demek ki
5 olması gerek. 5 faktöriyel 121 idi. N eşittir 6 olacaktır. Güzel sorularımız var. Hoppa. Evet, bak faktöriyel ya. Çok iyi ya. Birazcık şey oldu ama bunu yapalım, evet. Bunu işte ben bildiğim için, yani sürekli bunlarla uğraştığım için, siz de bir yerden sonra uğraştıkça bunları yapabileceksiniz. Hocam nasıl düşünüyorsun diyor. Ben kardeşim her sene kaç tane kitap bitiriyorum. Ben bitirmiyorum ama öğrenciler bitirdikçe bana getiriyorlar. Ben en sert sorularını görüyorum bütün kitapların. Orijinaldir, 3D'dir. Tamam, hepsinin en sert sorularıyla yüzleşiyorum ben. O yüzden artık göre göre bir de uzmanlaşıyor. Siz de öyle olabilirsiniz işte. X üzeri M diyor. Yani 10 üzeri 10. Burada mesela birinci deney, buradan x'i 10, m'yi de 10 gibi kabul ettiğimizde x'ten başlıyor. Yani 10, 9, 8 kaça kadar? Şuraya yazdığımızda hani 10, x'e 10 yazdık, m'ye de 10 yazdık. Artı 1 yazınca ne olur? Onlar götürür 1'e kadar. Çarpı. 15 üzeri 14. Bak bu sefer ne alacak? Şuradan. İçinde ne yazıyor? İçine x demiştik değil mi? 15. M de, yani yukarıda yazan da 14. Başlıyorum. 10, 15. Hani şurada x'ten başlıyor ya. 15. X eksi 1. 14. 13. Değil mi? Bak x eksi 2. Yani ardışık sayılar bak gene. En sonuncuya dikkat edin. X 15 eksi 14 artı 1. Evet, bu da ne yapıyor? 1, 1 daha 2'ye kadar gidiyor. Hiç önemli değil. Burası 10 faktöriyel demek zaten. Burası 15 faktöriyel demek. 1 olsa ne olur, olmasa ne olur? 1'in çarpmada bir etkisi yok. Az önceki soruya döndüm. Sondan kaç basamağı sıfırdır? 10 kaç yaptık? 5'e böldük. 2, 15'i 5'e böldük. 3, 3, 2 daha toplamları 5 oldu. Faktöriyelle ilgili kısmı çok kolay. Şunu anlayıp okumak önemli. Bir de bir ÖSYM tarzı bir soru arıyorum. Tamam mı? Evet, şey bulamam. 2021 sorusunu görmek istiyorum da. Arkadaşlar, benim faktöriyelle ilgili çözdüğüm bir test vardı. Birazcık hızlı çözmüş olabilirim bazı sorularımı. Çok sert sorular vardı birkaç tane. Onları daha detaylı anlatabilirdik ama o zaman da çok uzun sürüyor. O yüzden birkaç soruyu şey yaptım. Onları tekrar yazarsanız tekrar kısa video şeklinde çözümünü yaparım bir iki sorunun. Onun haricinde çok kapsamlı güzel bir testti. Onu da ekleyeceğim ben oynatma listesine. Oradan takip edebilirsiniz. Peki. Asal sayılar diyeceğim. Tamam. Ve devam edeceğim. Başlıyorum. Şimdi asal sayı ne kardeşim? Bak. Asal sayı ne? Asal sayı. Tamam. Asal sayılar İngilizcesi prime numbers. Bak şuradan aklınıza gelsin. Neydi onun adı? Arabalar robota dönüşüyordu. Ha? Optimus Prime vardı değil mi? Otobotlar filan. İşte bu Optimus Prime gibi, bu parçalanamayan, bölünemeyen, bizim için temel taş olan sayı. Az önce faktöriyel sorularında bir tanesinde mesela 19 dedik. 19'a bölünemez dedik çünkü 19'u başka bir şeyden elde edemeyiz. İşte böyle sayılar. 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan sayı. Böleni aynı zamanda çarpan demek. Mesela bir asal sayı. 19 bir asal sayı değil mi? Bir asal sayı derken one bir anlamında değil. Neyse, 19 bir asal sayı ya. 19 sadece 1 çarpı 19 diye yazabilirsin. Doğal sayılar. Yani eksi 1'e eksi 19 da yazabilir. Ama 1'e 19, tamam mı? Mesela 6 2 çarpı 3 diye yazabilirsiniz. Asal değildir mesela, tamam mı? 6'yı ne diye yazıyoruz? 2 çarpı 3 diye yazıyoruz. Asal değil. Ama 19'u sadece 1 çarpı 19 diye yazabilirsin. Bu çok işimize yarıyor. Bütün sayıları biz asal sayılarla gösterebiliyoruz. Şimdi burada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. İlk yüzdeki asal sayıları ayırmak için şunu yapabilirsiniz. 3'e bölünüyor mu? Yani rakamları toplamına bakarsınız. 3'ün katı mı? Başka birler basamağına bakarsınız. 5, işte 0,
Ya da çift olursa asal değildir zaten. Değil mi? 5 ya da çiftse asal değildir. Bunun haricinde bakmanız gereken bir tane sayı var. O da 91. Hatta 2010 sınav sorusu var. Yanlışlıkla 91 asal gibi kabul edip sormuşlar. Soruyu iptal edildi. 91 kimle kimin çarpımı? 7 ile 13'ün çarpımı 70, 21 daha 91. Dikkat, 7'nin kuralında 13'ün kuralında bilmiyoruz. İlk yüzde bunlar bizim için sıkıntı. Tamam. Bir tek 91 sıkıntı. Peki, burada bak madde madde gidiyorum. 91 sıkıntı dedim 1, 2. Bir sayı, bu çok önemli. 19 bir asal sayıysa, P bir asal sayıysa bu sadece P çarpı 1 de yazılır. 19 çarpı 1 değil. Bu çok önemli. Başka ne var? Eğer A çarpı P, P'yi bir asal sayı, eşittir 45 ise, bilmiyoruz. A'yı da bilmiyoruz, P'yi de bilmiyoruz ama P bir asal. Karşı tarafta bak, bu sağ taraftaki o 45 var ya, o 45'in içindeki asallara bakın. 45'i bölen asallar kimler? 3 ile 5 diyebiliyorsunuzdur inşallah, değil mi? Evet, 3 ile 5 diyebilmeliyiz gençlik. 45'i, tamam, bu da çok soru çözmek diyorlar. Hocam işte soru, kolay soru da olsa çok soru çözün. Sayılarla ilişkinizi geliştirin. Tamam, 3 5 tamam. Bu okey. O zaman bunun içindeki asal sayılar 3 5 olduğu için P'ye 3'tür ya da 5'tir. A asal dememiş zaten. Ondan sonra A da ona göre P 3 ise A 15, P 5 ise A 9 filan gibi değerler alarak ondan sonra bu çözüm yapılacak. Tamam, bu önemli bizim için. Bir de çiftlik teklik önemli. Çift asal bir tek kim var? Çift bir tek iki var. Şimdi mesela bakın, iki tane asal sayı PQ diye kullanmak daha uygun olur. PQ iki tane asal sayının toplamı. Tekse, şimdi zaten bir tane asal sayılar genelde tek oluyor. Tekle teki toplarsanız ne olurdu bu? Çift olur. Demek ki bir tanesi çift olmasının tek yolu bir tanesinin iki olmasıdır. İki tane asal sayı toplamı tekse bir tanesi kesin 2'dir. 3 tane asal sayı PQR toplamı çiftse bunun tek bir yolu vardır. Bir tanesi 2'dir. Çünkü bunlar tek tek olur. Tek tekin toplamı çift olur. Bir daha çift eklersek çift olur. Çünkü mesela bak, 1 bir asal sayı değil bu arada. 3, 5 ve 7 toplayın kaç yapıyor? 15 yapıyor. Tek yapıyor. Normalde tek yapması gerekiyor. Ama 2, 3, 5 olursa 8, 10 yaptı, çift yaptı. Çift yapmasının tek bir yolu var, 2'nin kullanılması. Çünkü 2'den başka çift asal sayı yoktur. Teklik çiftlik üzerinden bir yorum yapabilirsiniz. Tamam mı? Ben genelde asal sayılar tektir diyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sonuç yanlış çıkıyorsa demek ki bir tanesi 2'ymiş diyorum. Bakacağız tabii buna. Buna bir bakacağız. Şimdi devam edelim mi? Evet. Dünyanın en kolay sorusu. 2010 sorusunun düzeltilmiş hali. Bir asal sayının tersten yazılımında asal ise bu sayılara Lhasa sayısı denir. Tersten okuyunca asal oluyor. Güzel bir espri yapmış yazar. 17 sayısı 71 asal olduğundan Lhasa sayısıdır. Hangisi Lhasa sayısı değildir? 11 tersten yazdım. 11 asal. 31, 13 tersten yazdım. Asal. Zaten bariz bir seçenek var. 73 asal. Çünkü rakamları toplamı 10 yapıyor. 3'e bölünmez. Birler basamağı da tek. 37 gene aynı şekilde asal. 79 asal. 97 asal. Mesela 87 asal mı desem? 87. Hemen rakamlarını toplayın. 15 yapıyor ya rakamları toplamı. Rakamları toplamı 15 yapıyor. 3'e bölünür bu mesela. Tamam. Evet, neyse, bu da asal, bu da asal. 80 zaten 38 çift geldiği için asal değil. Asal değili bulmak daha kolay. O yüzden hemen böyle bir baştan sonra A'dan E'ye kadar gözünüz gezdirin. Sonra başlayıp inceleyin. Bu dünyanın en kolay asal sayı sorusuydu zaten. A, B, C asal sayılardır olduğuna göre A, B, C toplamı kaçtır? Bakın, A asal sayı. Sağ taraftaki asal kim var sadece? 13 var. A o zaman 13'tür. Ve 13 çarpı 1 olarak yazılır. Bir asal sayı, tamam mı? Bir asal sayı mesela 13 için ne dedim? 13 çarpı 1 diye yazılabilir. Başka çaresi yok. A 13 zaten. Aralarındaki fark 1 olan da, bunu da özellikle söylemek önemli.
2, 3, ondan sonra 5, 7, 11 diye gidiyor ya. Aralarındaki fark 1 olan bir tek, yani ardışık olan bir tek 2 ile 3 var. 3 ile 2, 13, 3, 2 toplarsanız 16, 18 oluyor. Ardışık sayıların birisi tek birisi çift ya. Çift olan bir tek zaten 2 var. Başka bir şansımız yok. Bu tamam. Bunun aynısını şunu yazarım. A eşittir 13 üzeri B eksi C var. Aynı soru. Burada gene A 13, bu 3, bu 2. Aynı soru. Bu 1, bu 2. Evet, şimdi. Zor bir soru gibi gözüken çok basit bir soru. X, Y, Z asal sayılar olduğuna göre X, Y artı X, Z ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi. Sonuçtan da girebilirsiniz yukarıdan da. Toplamları 128 olduğuna göre. Düşünüyorum, düşünüyorum. Hemen aklınıza gelmeyebilir. Düşündünüz mü? Düşündünüz. Sonuç çiftse, üçü de tek olsaydı, tek 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 olsaydı sonucun tek olması gerekirdi. O zaman bir tane, bu sonuç çift olduğuna göre bir tanesinin çift olması gerek. O da 2 olur. Bir tanesi 2 olur. Tabii ki de x olur 2. Çünkü en küçükleri x 2 yazdık. YZ'yi deneye deneye bulan arkadaşlarımız var. Ama toplamları 126 mı yapacak? Evet, 2 burada ya, x de 126 yapacak. Toplamları 128 yapması için. Tam burada durup bakın, bir de şuna bakın. Burada özel bir durum söz konusu galiba. Bilmiyorum, görüyorsunuz mu direkt onu bakınca? Onu bakın, bakar bakmaz, bakır bakmaz. Görmeniz çok mükemmel olur çözdükçe. X'inde de ne var? Bu sağda da solda da x var, tamam mı? O zaman x parantezini alırsak ne oluyor burası? Y artı z oluyor. X zaten 2, y artı z zaten 126, 24, 252 mi yapıyor? Çarparsak. Pıt. Evet. Evet. A ve B birbirinden farklı asal sayılardır diye başlamış gene. Evet, burada değişik durumlar söz konusu. Ben hemen mesela yorgun olduğum bir zaman mesela bakıp ya A 1 olur ya da 2 olur. 1 asal değil, 2 olsun o zaman. İşte o zaman burası 1 oluyor, 2 oluyor deyip bir an durdum. Tam A'ya 1 verip B'ye kaç vermişti bir tane arkadaşımız? A'ya 1 verirsek burası 3 çıkıyor. B'ye de 3 veriyor. Ama A'ya 1 veremezsiniz. Peki ne yapacağız o zaman? Biraz düzenleyeceğiz. İçler şunu düzenlersek A artı 2 bölü A mı oluyor burası? Çarpı B artı 2 eşittir 15'miş. Şöyle ki A artı 2 var, A var, B artı 2 var. Çarpım sonucu 15 olduğuna göre burada paydadaki A'nın bir şeyle sadeleşmesi gerek. Benim tahminim şu. Birinci mesela durum. A artı 2 bölü A var. Bunlar birbirleriyle sadeleşmezler zaten. Ardışık tek sayılar olacaklar. Neyse, önemli değil de. Şu çaprazla sadeleşecek B artı 2 ile. Bunlar full gidebilir. Burada 15 kalabilir. Bunlar full giderse A'nın ne olması gerekir o zaman? A'nın 13 olması gerek ki 15 olsun. A 13 ise bunlar full gidiyorsa buranın tamamı da 13 olması için B'nin kaç olması gerek? 11. B eksi A diyor, pardon. B eksi A'nın mutlak değeri diyor. B'ye 11 eksi 13 mutlak değerinden 2 gelir. Ve seçenekler de var. İkinci durum. A artı 2 A B artı 2 var. Şimdi bunlar sadeleşip, yani illa birbirini götürecek diye bir şey yok. Belki bunlar sadeleşir de sonuç 15 ya. Buradan 5 kalır. Burası 3 olur. 3 kere 5. O zaman A'nın 1 olması gerekiyor ama A asal olmadı. Gitti ikinci durum. Üçüncü durum. Yani bulduk aslında da ben şey yapıyorum. Hani hocam başka nasıl olabilir? Aklınızda soru kalsın istemiyorum. A artı 2'ye A, B artı 2 oluyor. Buradan da diyorlar ki hocam işte değil mi? Şu olabilir. Bunlar gider de az önce 5 kaldı diye 3 gelebilir. 15'in çarpanlarını bulmaya çalışıyorum. 15. O zaman buranın 5 olması gerekir. Buranın 5 olması için A'nın kaç olması gerekiyor? Buranın 5 olması için A'nın 3 olması gerekiyor. Asal olur.
Bir şey diyeceğim. A3 ise burası 3 oluyor. Yani burası 5 bölü 3 çarpı sadeleşince 3 ile kim sadeleşince 3 kalır? 9 değil mi? Demek ki bu B artı 2'de 9 olması gerekiyor ki. B'nin de 7 olması gerek. Bak tekrar yazayım. A3 olursa burası 5 bölü 3 çarpı B'de 7 olursa burası 9 olur. 9 kere 5 45 bölü 3'ten yani şunlar gitti 3. 3 kere 5 15 olur. Demek ki B 7 A da 3 olabiliyor. B eksi A 7'den 3 çıkar 4 oluyor. Ama seçeneklerde A var sadece. Onu hallederiz. Olabilir demesinin sebebi de bu galiba değil mi? Pıt. Devam. Ya benim canım sıkıyor belki böyle deneme soruları aslında ama mantıklı da güzel sorular aslında ama ne bileyim bazen benim canımı sıkabiliyor bunlar. Uğraşmak zor geldi. O kadar hafif alınca da bu sefer rakibi bunlar problem yaratabiliyor. Evet, 2013 bu bilgisayar malı işte eğitim vadisi 3 4 5 her yerde var. P bir asal sayı olmak üzere P asal olacak. P artı 2 de asal oluyorsa veya P artı 2 iki asalın çarpım biçiminde yazılabiliyorsun. Bakın bunu Türkçemizin çok önemli olması burada. P asal olacak. P artı 2 ya asal olacak veya iki asalın çarpımı. Veya'nın Türkçedeki anlamı ne? Ya bu olacak ya bu. Ya bu olacak ya bu. Mesela 37 asal. P asal diye yazayım. O zaman 39 asal mı? 39 asal değil. Veya 39 iki asalın çarpımı şeklinde yazılıyor mu? 3'e 13. Aa evet yazıldı. Tamam. 59. Bakın P artı 2 asal oluyorsa veya 2 asal. Veya dediği için ikisinden birisinin olması bizim için yeterli. Veya değil mi? 59'a 2 eklerseniz kaç yapıyor? 61 asal. Hiç problem değil. 67 asal. 2 fazlası 69 asal değil. Veya dediği için bu belki şuradan toparlıyordur. 69 3'ün kaç katı? 23 katı. Evet. Bu oldu. 73 var. Asal. 75 asal değil. Veya 75 2 asalın çarpımı 5'e 15 olur. Olmaz. 3'e 25 olur. Olmaz. Galiba bu olmayacak. 83'ü kontrol ediyorum. 83 85 asal değil. Lakin 17 çarpı 5 miydi? Bu iki asalın çarpımı şeklinde yazılabiliyor. 73 olmuş. A pozitif tam A B pozitif tam sayılar P bir asal sayı A kare eksi B kare P A'nın P türüden eşit. Evet arkadaşlar bak bu da yapılıyor. Bunu eskiden mesela 2008'den daha önce ya da kitaplarda şu var. Diyor ki hocam diyor A kare eksi B kare eşittir 13. Başka bir soru. Başka soru çözüyorum tamam mı? Önce sayılarla çözeceğim sonra harfe geçeceğim. Bir dönem çünkü çok harfli soru var. Yani böyle bir kelimelik soruymuş. Hocam ne kadar kolay diyorsunuz ama kalem oynatamıyorsunuz sonra. Neyse. A kare eksi B kare 13 ise hemen iki kare farkı. A eksi B çarpı A artı B. Ay hocam ben onları hiç göremiyorum. Olsun. Yapa 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 öğreneceğiz. Tamam. Evet. A eksi B A artı B 13 ise 13 asal sayı olduğu için bunlar pozitif sayılar. Çarpımları ne olur? 13'e 1 olur. Tamam mı? Pozitif tam sayılar olduğu için. 13'e 1 olur. Başka durum yok yani burada. Dolayısıyla 13'e 1 ne yapacağız? A artı B 13 ise direkt tahmin de yapabilirsiniz ama işte harfli ifadelerde tahmin işe yaramayabilir. Topladım. Neden eksi B artı B'ye götürdüm? 2A eşittir 14. A eşittir 7. Çözüm bu. Şimdi burada da aynısı. Devam edin bakın. A eksi B çarpı A artı B diye ayırdım. Eşittir P. Hocam bu P olacak, bu da 1 olacak. 13 yerine P geldi işte ya. Devam edelim. A artı B'yi
P A eksi B'yi de 1 buldum. Taraf tarafa toplayın. 2A eşittir P artı 1 oldu. Her tarafı 2'ye bölelim. P artı 1 bölü 2 buldum. Ya da değer verme metoduyla. Hocam P'ye 13 verince A7 çıkması gerekiyor. P'ye 13 verince A7 çıkıyor. Evet, Adana doğru deyip yapılabilir de hile olur. Tamam, B istese de C seçeneği. Taraf tarafa çıkarttığınızda 2B gelir. Oradan C seçeneğini buldum. Burada işte mesela toplamları 13 olan, farkları 1 olan sayılar. Büyük olan küçükten 1 fazla, değil mi? O zaman küçüğe 1 eklersek ikisi birbirine eşit olur. O zaman toplamları 14 olur. 2'ye bölersek 7 7 olarak paylaşırlar. Küçüğü büyüğe getirerek, büyüğü küçüğe getirerek. Böyle sözel ifadeler yapabiliriz. Ben bu sözel ifadeyi söyleyince bir arkadaşınız dedi ki, hocam zaten onu yapıyoruz. Da onu görebilmek işte güzel bir olay. Onu da yeni nesil soru çözdükçe görmeye başlayacağız. Bir dakika. Evet, 2016 YGS sorusu geliyor. P bir asal sayı ve N bir doğal sayı olmak üzere eşitliği sağlanıyor. P artı N toplamı kaçtır? P çarpı N 3 üzeri P'ymiş. Bakın ben size bir şey dedim. Demin dedim. P ile A'yı çarptık. 45 ise 45'in içinde 3 var, 5 var asal. P ya 3'tür ya da 5'tir. Bakın bu sefer P çarpı N var. Sağ tarafta 45 yok da 3 üzeri P var. Buradaki asal sayı kim var sadece? Asal sayı. 3 üzeri P ne demek? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı kaç tane? P tane. Hep 3 yani. Başka sayı yok zaten değil mi? Asal sayı kim o zaman? 3. P neymiş demek ki? Çünkü buradaki asal 3 sadece. 3n eşittir. 3 üzeri 3 oluyor. 3n eşittir 27. N eşittir 9. Tak tak. P de 3'tü zaten. 9'u işte ha. 12 yaptı. Ne kadar basit. Çözünce çok çok basit. Çözemeyince kal. Evet, bu tarz birkaç tane mesela şu tarz sorular var. A çarpı mesela B artı C, A artı B artı C, işte A, B, C hepsi asal sayılar falan diye sormuş. AYT'de çıktı bu. Birkaç tane AYT sınavında var. Yani burada A çarpı B artı C eşittir diyor. İşte mesela buraya atıyorum 45 veriyor işte. O zaman bu 3 ise hocam filan gibi. Hep de 45 verdim ben örneği ama. Ya 3 olacak ya 5 olacak deyip yapıyoruz. Galiba çift sayıydı. Mesela 80 de bir tanesinde. 80 olunca 80'i bölen 2 var 5 var. Mesela 2 mi olacak 5 mi olacak? 2'nin tekliği çiftliği filan da oradan bir sonuç veriyor bize. Peki aralarında asal, bu asallıkla karıştırılıyor. Aralarında asal. Kendi aralarında. Herkes asal değiller de kendi aralarında asal. Yani mesela 8 ile 9 bunlar asal sayılar değil ama aralarında asal. Yani ikisini de ortak bölen bir şey yok. Evet. Bu çok güzel. Sadeleşmeyen kesir oluyor. Burada yazmış zannettim de değil. Mesela 8 bölü 9. Bunlar artık aralarında ortak bir şey yok ya. İkisini de ortak bölen bir şey yok ya. Daha sadeleşmez. Bu anlamda önemli bizim için. Bir ispat yaparken mesela küp 2'nin irrasyonel olduğunu ispatlarken bu aralarında asallığı kullanabilirsiniz mesela. Evet. Peki aralarında asallık 8'e 9 gibi aralarında asal. Diyelim A ile B de aralarında asal. O zaman A 8'dir, B 9'dur diyebilirsiniz. Çünkü A bölü B de sadeleşmiyor, 8 bölü 9 da sadeleşmiyor. A B aralarında asalsa A 8'dir, B 9'dur diyebiliriz. Bu anlamda işimize yarar mesela. Şurada verdiği özellik o. İki tarafta aralarında asal olursa bunu söyleyebilirsiniz. Başka, bu arada şey söyleyelim. Mesela ardışık tam sayılar aralarında asaldır. Başka? Ardışık tek tam sayılar aralarında asaldır. Başka ne? Farklı iki asal aralarında asaldır. Başka ne? Farklı iki asal aralarında asaldır. Başka çok güzel bir şey gelmişti aklıma. Evet şu. Farklı iki asal. Ha, bir ile her şey arasında asaldır. Bir ile 9, bir ile 5, bir ile 27. Bunlar hep aralarında
Asaldır. İki farklı asal işte 7 bir asal sayı, 13 bir asal sayı bunlar aralarında asaldır. Ardışık tek sayılar işte 25, 27. Normalde bakın ikisi de asal sayı değil ama 25 ile 27'yi ortak bölen bir şey yok. Öyle bir sayı söyleyemeyiz ki ikisini de bölsün. Onu söyledim bütün durumların tamam. Ardışık çift sayılar arasında asal değildir. Çünkü çift oldukları için arasında asal değildir. Mesela iki tane çift sayı aralarında asal olamaz mesela. Tamam, çok güzel bir örnek. O zaman bir çift bir tek olması gerek ya da ikisinin de tek olması gerek. Neyse. A eksi 4 ve B eksi 3 aralarında asal sayılardır. Bunları orantılamışız. Yani bu kesir daha da sadeleşemez. 52 bölü 65 sadeleşir mi? Evet, bazen arkadaşlar göremiyor bunu. Sadeleşir. Tamam mı? 13 çarpı 4, bu da 13 çarpı 5. Çat çat gitti. 4 bölü 5. O zaman direkt A eksi 4. 4 A 8 B eksi 3. 5 B 8. 8 8 kaç yaptı? 16 yaptı. Tamam. Şimdi burada hemen hocam B eksi A 2, B artı 2 A 7 midir diyemezsiniz. A ve B aralarında asal. Yani şunu elde etmeliyiz. A bölü B elde etmeliyiz. Bunu da elde etmek için içler dışlar. Tamam. Bunu görünce bak şu şekli görünce artık otomatiğiniz gitsin yani. Direkt içler dışlar. 7B eksi 7A eşittir. 2B artı 4A oluyor. 2B'yi attım. 5B eşittir. 7A'yı buraya attım. 11A. Buradan çok güzel bir şey. Buradan direkt bulursunuz. Aslında şuna 11'in katı olacak. Buna 5'in katı olacak ya. K ikisinde de ortak. K olmasın. Yani birisi 11, birisi 5 olacak diyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar şu A bölü B ne oluyor? Buradan A bölü B'yi hep yanlış buluyor bazı arkadaşlar. A'nın karşısında kim var? 5. 5 bölü 11 olacak. B'nin karşısında da 11 var. O zaman A 5, B de 11. Toplamları da 16 oluyor. Tamam. Az önce de 16 çıkmıştı. Enteresan. Neyse. Devam. Evet. Video uzun oldu. Yapacak bir şey yok. Evet. Yeni nesil güzel bir soru. Bu aralarında asallığın bu tarz soruları var. Aslında sayısal mantık videosu da çekip bu temel kavramları sayısal mantıkla destekleyebiliriz. Yan yana duran 5 kutu içerisinde 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16 vardır. Farklı elemanları yazmaktadır. Ha, hepsini kullanmayacağız. Ben de bakıyorum yukarıda çok var, aşağıda az var. Yan yana bulunan her iki kutu içerisindeki sayılar aralarında asaldır. Her iki kutu içerisindeki sayılar aralarında asaldır. Mesela 2'nin yanına 4 yazamayız gibi. 2'ye mesela 7 yazabiliriz. İşte 7'ye 8 yazabiliriz gibi. Kutular içerisindeki sayılar soldan sağa doğru arttığına göre. Yani seçerken şu sırayla seçeceğiz. Birinci kutuya mesela 2, 4, 7, 8, 10 mesela gibi. Bir de aralarında asal olacak. Ortada bulunan kutu içerisinde yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Evet. Mesela şimdi küçükten büyüğe doğru yazacağım ya. Mesela 2, 7, 4 yazamam. O zaman 2 ile 4'ü alırsanız bunlar yan yana gelir. Yan yana gelirlerse 2 ile 4 aralarında asal olmaz. O zaman yan yana aralarında asal sayılardan sadece bir tanesini alabilir. Ki aralarında asal olmayan sayılardan bir tanesini alabilir. 2 ile 4. Çiftler. Aa, çift tek, çift tek. Ya, çok güzel bak. Çiftlerden bir tanesini alabilir. Bu ikisi de çift sayı. Bunlar aralarında asal değil. Bunlar direkt yan yana gelir. 8'de 10 aldığımızda. Mesela 7, 8, 10 aldı. O gitti. Araya başka bir şey alamayız. Küçükten büyüğeyi bozar. 14'te de 16. Şu ikisinden bir tanesini alacağım. Bir eleman buradan. Bir eleman buradan. Bir eleman buradan. 3 eleman aldım. 5 kutu var. O zaman 7 ile 13'ü kesin almam gerek. İlk kutuya 2 ya da 4'ten biri. 7, 8 ya da 10'dan biri. 13, 14 ya da 16'dan biri. Ortadaki kutuya yazılabilecekler kaç oluyor? 18 oluyor. Bunu şöyle de yapan arkadaş var. Rastgele hocam 2 yazdım, 7 yazdım, 8 yazdım, 13 yazdım, 14 yazdım oldu. Bir de hocam 4 yazdım, 7 yazdım, 10 yazdım, 13 yazdım, 16 yazdım oldu
Demek ki ortaya 10 da geliyor, 8 geliyor, toplamları 18'dir diye. Başka bir şey deneyince yazamayacağını gördüğü için zaten şey yapacak. Kesin emin olamayabilirsiniz burada. Kesin emin olmak için toplamları 18, işte 20 olmasın 2 gelmesi gerek. 2 ortaya kadar gelemez. 24 olması için 18 kaç gerekiyor? 6 mı gerekiyor? 6 diye bir şey zaten yok deyip seçeneklerden de eleme yapabilirsiniz. Yani büyük çoğunu buldunuz, bir tane atladım mı acaba muhabbetinde? O hareketi yapabilirsiniz. Peki, geliyor bir tane daha güzel bir sorumuz bizi bekliyor. Evet, rakamları ikişer ikişer aralarında asal olan ve onlar basamağındaki asal sayı bulunan 3 basamaklı doğal sayı ikişer ikişer aralarında asal olacak ve ortada asal sayı bulunacak. Örneği inceleyelim. 279. Onlar basamağı asal sayı. 7 asal sayıdır. 7 ile 2, 7 ile 9, 2 ile 9. İkişer ikişer dediği bu galiba. Aralarında asal. Evet, güzel. Zaten evet, ortak bir şeyler yok. Mesela 3 ile 9 gelmeyecek mesela gibi. Anladın mı? Evet. Madde madde gidiyoruz. 2 A 3 mü var? Şimdi dikkat arkadaşlar. Bak şimdi. A asal sayı olması gerekiyor zaten. 2, 3, 5, 7 olabilir. Rakam olarak. Bir de rakam ya. O tek basamak ortaya girecek. 2 olamaz. 2 ile arasında asal değil. 3 olamaz. 3 ile arasında değil. 5 ya da 7 oluyor. Şimdi yana döndüm. B, 7, A var. A, bak orada 7 var ya. 7 ile alamayız A'ya. Hemen onu gördük. A 7 olsa bu ikisi arasında asal olmaz. Demek ki A 5'miş. En sevdiğim. Tek durum çıkmaz. Evet. B 7 5. Diğer türlü zor değil bu sorular da amelelik çok gerektiriyor. Onu da yapmıyoruz. Direkt kafadan vermeye çalışıyorsunuz. Sanki yapanlar çok böyle kafadan yapıyormuş. Kafadan yapıyorsa bile bunu yazmadan yapabildiği için o da çok soru çözmekten kaynaklı. Yoksa sizden çok zeki olduğu için falan değil. B 7 5 var. 7 zaten asal sayı. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Aralarında asal olacak. 7 ve 5 ile arasında asal olan bir sayı. 1 olur. 1 herkes. 2 olur. 3 de olur. 3, 7, 5 de ortak böleni yok. 4 olur. 5 olmaz. 6 olur. 7 olmaz. 8 olur. 9 olur. Evet. Mesela 14, 7 ile arasında asal olmuyor. 14 diye de rakam yok zaten. O sıkıntı getirmez 7. 5 de zaten 5, 10, 15 var. Hani rakam olarak bir tek kim var gene? 5 var. Dolayısıyla kaç durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durum var deyip Denizli'yi işaretlememiz mümkündür. Evet, 22 tane soru ama işte olayın özünü anlamak, işte size verdiğim o örnek şeyler. Bu arada Mersen asalı diye bir şey var. Bazen soruyorsunuz ya böyle bir şey var mı diye. Evet, 2 üzeri n eksi 1 sayısı da asal sayı ise 2 üzeri n eksi 1 sayısına asal sayı denir. Evet, n bir asalken 2 üzeri n sayısı da asal sayı denir. Hangisi Mersen asalı değildir, değil mi? Bakalım bunu mesela 3. 3 asal sayı mı? Okey. 2 üzeri 3 eksi 1. Kaç oluyor? 8, 7. Asal sayı mı? Asal sayı mı oluyor? 7. 2 üzeri 7 eksi 1. Ayda, değil mi? Hadi okey. 2 üzeri 31, 2 üzeri 100, 141. Evet. Bir şey diyeceğim. 127. Evet, tamam. 141 değil. Neden? Hemen buldum. 2 üzeri 141 eksi 1 oluyor ya bu. 141 asal sayı mı onu da bilmiyorum. Galiba asal sayı. 2 üzeri 141 eksi 1. Şundan dolayı. 2 üzeri 141 3'e bölünüyor. 2 üzeri 3'ün 141 3'e bölerseniz ne oluyor? 12, 21, 7, 47. 2 üzeri 47'nin kübü eksi 1 oluyor bu. Tamam mı? Küp açılımından 2 üzeri 47 eksi 1 çarpı 2 üzeri 47'nin karesi filan diye bunun bir açılımı var. Dolayısıyla iki farklı sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Nedir ne değildir, değil mi? Bu. Yazmış o da ama işte bu. Tabi bu birazcık çarpanlara ayırmaya ve karışık yerlere gidiyor. O yüzden önemli. Kendinize iyi davranın. Tamam mı? Görüşürüz. Burada evet. Yani mesela şu kadar uzun gözüküyor. Kesin çok basit bir soru.
Aa hocam öyle. Bak formül vermiş. Formülü yerine koyma sorusu. Bunlar hepsinden de basit oluyor ama işte hocam ya işte filan da değil öyle demeyin işte. Evet, sayı basamaklarına başlayacağız. Sayı basamakları da kesin hani bir soru çıkan bölüm. Normal şöyle sayı basamakları tarzında da çıkıyor. Bu arada şurada bir tane soru var. Bakın mesela 2019 sorusu bu. Yazmamış yazar. Bu tarzda da çıkabiliyor. İşte sayılarla ilgili bir özellik veriyor. 2021 sorusu var. 2022'de de düz mantıkta var. İşte bölme bölünebilme ile giriyor. Ardışık sayılarla karışıyor. Mutlaka sayı basamakları da önemli bir konu. Faktöriyel sorusu gelebilir. İşte faktöriyeli olasılıkla falan zaten kullanabiliriz. Asal sayılar AYT'de de geliyor. TYT'de de gelme riski var. Bunlar işte temel kavramlar bizim için önemli konular. Bunlara çalışalım. Bol bol örnek çözmeliyiz. Çözemiyorsak dediğim gibi aktiften başlayın. İşte matematiğin ilacı var, acilin. Final kolay matematik var. Birey A var. Eğitim Vadisi'nin starter serisi var. Eğitim Vadisi'nin çözümleri var. Bunların hepsinden yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.